Değerli izleyenler, dünyanın en heyecan verici müziklerinden birisi caz. Yüzlerce yıldır devam ediyor. Büyük isimler doğurdu. Onların parçaları ayrıca yeni kuşaklar meydana getirdi. Türkiye'de de cazın önemli bir geçmişi var. İki cazcı ile birlikte, iki çok değerli cazcı ile birlikte cazı, cazın maceralarını, Türkiye'deki yerini, konumunu konuşacağız. İlk dostumuz, ilk konuğumuz Kerem Görsev. Türkiye'nin son dönemde, son belki 25 senede en önemli cazcılarından biri. Diğer konuğumuz Elif Çağlar. O da kendi kuşağının en parlak isimlerinden birisi. Onun bazı bilinmeyen veya bilinen özelliklerini biraz sonra değineceğiz. Ama programdan önce çok stresli olduklarını söylediler. Kamera gördükleri zaman böyle bir stres oluşuyormuş. Biz o stresi aşmak için Kerem Görsev ile birlikte başlayalım. Şimdi Elif Çağlar'ın bir single'ı var. Hafif müzik, hafif batı müziği adını taşıyor. Benim çocukluğumda bu müzikler caz da dahil olmak üzere o zaman TRT radyolarından belli saatlerde hafif batı müziği diye tanıtılır ve seslendirilirdi. Bu hafif batı müziğinden gerçekten caza evrilme nasıl oldu ki o yıllarda bile Ankara'da belli caz kulüpler vardı. Bu söylediğim 1960'ların ortası, 70'lerin başı. Tabii bu işleri Türkiye'de başlatan Erol abidir, rahmetli Erol Pekcan'dır. Pekcan, evet. Ankara'da o Amerikan kulüplerinde mütercimlik yaparken onlardan edindiği plaklarla, Amerikalılardan, o zaman Tuna Ötenel Kulaklar İçindesin, genç 16-17 yaşında Ankara'dadır, doğru. Evet. Kudret Selçuksun rahmetli tabii oldu. Onlar Türkiye'de bu kuşağı başlatan, ama ondan önce de mesela Hrant Lüsegyenler falan var. Klarnet satıcısı. Evet, klarnetçi. Evet, Erol abi bu bayrağı yıllarca taşıdı. Zaten bu caz müzisyenliği bir bayrak. Nasıl daha eskilerden Ramsey Lewis'ler var, işte Amerika'daki büyük big bandler var, Duke Ellington'lar, Count Basie'ler, sonra işte Coltrane'ler, Charlie Parker devam ediyor. Evet. Herkes bu cazın bayrağını taşıyor. Türkiye'de de bunun yayılması esasında 1920'li 30'larda yıllarda. Bir şey söyleyeyim. Cazın bir altın dönemi oldu mu Türkiye'de? Bunu şunun için soruyorum. 1960'lar hatta 50'lerdeki filmlere, Türk filmlerine baktığınız zaman Miles Davis'ler çalar, cazlar çalar. Evet. Adam sahnede kavga ederken arkada hareketli bir caz çalar. Coltrane çalar. Dünyada ilk var olan müzik klasik müzik. Arkasından caz. 1955'lerde ne başlıyor? Rock and roll başlıyor. Ona kadar her şey dünyada cazla. Film müzikleri, operalar, opera diyorum, müzikaller hep cazın üstüne kuruluyor. Evet. 1961'de ne oluyor? Liverpool'dan Beatles çıkıyor ve pop çağı başlıyor. Evet. İşte 67'de sizin gençlik dönemlerinizde rock müzik başlıyor. Evet. 2000'lerde, 1980'lerde elektronik falan ama... Ama ben hep rock yerine hep caz dinlediğim için pek o kadar genç olmadım diyorum kendi kendime. Doğru. Caz müziği dünyada var olan ikinci müzik ve bütün her şeyin, bugünkü müzik türlerinin ana damarı caz. Evet. Pop müzik de cazdan türüyor zaten. Ama yani Türkiye'de özellikle önem taşıdığı bir dönem oldu mu? Bu 50'ler hep böyle mi geçti? Çünkü kulüpler vardı. İnsanlar papyon kravatla kulübe caz dinlemeye gidiyorlar. Ben Türkiye'de izlenimlerim 70'lerin ortalarından 90'ların başına kadar harika caz kulüplerde Amerikalı müzisyenler sık sık geliyordu. Biz onlarla çalışıyorduk. Evet. Çok mutlu olduğumuz dönemlerdi. Evet. Çünkü Türkiye o zaman gece kulüplerinde falan da caz çalınıyordu. Evet. Şimdi bu yani yerler çok azaldı. O kadar çok azaldı. Çok, ona çok azaldı. Geleceğiz. Don't.
Şimdi Eyüp Çağlar, dediğim gibi kendi kuşağının en parlak solistlerinden birisi. Benim için ayrıca iki önemli özelliği var. Bir tanesi Shelia Jordan'la birlikte çalışıyor. Evet. Yaşıyor mu? Evet, evet. 100 yaşında oldu mu? Çok şükür 90, şu anda yaşıyor, hala oldu. Yok. 80 küsür, 87, 88 falan olabilir. Emin olun ben onu 100'e gelmiş zannederdim. Bir kere de dinledim onu. O yüzden bendeki anıları büyük. Sesi de enerjisi de 25 yaşında hala. Şeylerden bahsediyordu yani bir takım işte aynen öyle o enerjisini kazandığı uzak aydınlanmalardan, revelasyonlardan falan bahsediyordu. Bir de siz Aaron Copland School of Music'te okumuşsunuz. Evet. Peki Aaron Copland çok zor bir Amerikalı besteci, evet. Atonaller vesaire. Oradan o okulda caz da demek evet, öğretiliyor. Klasik aslında müzik dalında ünlü bir okul. Çok ünlü evet. bir okul. Şimdi oraya birisini göndermeye çalışıyorum. Ne kadar güzel. Fakat zamanında da işte bu Roland Tanner'lar, işte Jimmy Heath'ler falan bir araya gelip Queens'de böyle bir okulun içinde bu caz oluşumunun da olması gerektiğine karar veriyorlar. Yani kuruluşunda başlıyor. Da bayağı önemli Şimdi, isimler var. Şimdi Kerem Görsev'le bıraktığımız yerden devam edelim. Dedi ki her sonraki kuşak bayrağı alır götürür. İşte 70'lerden yahut belli bir tarihten itibaren pop, sonra rock müzik geliyor. Şimdi bugünkü dünyanın müziği cazdır denebilir mi? Biraz zor Yok, bunu evet, söylemek. Evet. Peki siz o zaman bu kadar genç birisi olarak diğer müzikleri değil de cazı nasıl tercih ettiniz? Sizi caza ne itti? Benim aslında başlangıç, ben her zaman bütün müzik türlerine karşı tepki veren ve çok seven bir çocuktum hani en ufak yaşlardan. 11 yaşımda ama benim cazla oldu tanışmam. O babamın işte bir seyahatten gelirken getirdiği bir karışık CD bu. İşte Louis Armstrong, Ella Fitzgerald'lar var içinde, Billie Holiday'ler. Onu dinleyince işte daha önce hiç gitmediğim bir yerlere ışınlandım. O kadar çok müzik seven hani... duyduğu müzikleri adeta hani emercesine kulakları dinleyen bir çocuk olarak bununla ilk defa karşılaşınca bambaşka bir yere götürdü gerçekten de. We were gonna be patient, 'cause ours was not only a matter of either, neither, neither. Still we didn't bother. He laughed at my accent. Show me the ways to correct that. He kept on giving me sweet universal love. And so I said, honey, for you I can be. From Carolina, all Canada. And if you like to hear country music, I'll learn a few tunes. Neydi yani orada sizi çeken? O sesler mi, tınılar i̇şte, evet. mı? Yani mesela Ella Fitzgerald'ı ilk defa dinlediğimi hatırlıyorum ve hani böyle o çocuk haliyle işte. Parçayı da hatırlıyor musun? Summertime miydi? Hangi şarkı? %90 Every Time We Say Goodbye. Let's Call the Whole Thing Off, Louis Armstrong, the duetleri, onlarla bir giriş evet, yaptım. Hani büyülendiğimi herhalde evet. dünyada Hala gelmiş geçmiş canım, en güzel yani. Sesi evet. duydum evet. şu anda diye o. O işte ilk hayranlık anı oradan itibaren devam gitti etti. Sonra. Caz kulüpler artık o kadar çok değil. İstanbul'da bile şu kadar milyonluk bir şehirde. Paris'te de öyle, New York'ta da öyle. Var, var ama gençliğimizde gittiğimiz kadar çok ve yaygın değil. Yaşama biçimlerinin değişmesinin de belki bunda bir etkisi oldu. Siz neye bağlıyorsunuz bu durumu? Nitekim sizin de bir kulübünüz vardı.
Onu sonradan kapattınız. Nedir bütün bunlar? Şimdi Amerika'ya gittiğiniz zaman, sen de biliyorsun Elif. Amerika'daki en büyük AGM'ler, Virgin'ler, plakçılar kapandı artık. Tabii. Ben yıllar evvel gittiğimde böyle 10 tane, 15 tane, 30 tane falan alır gelirdim. Şimdi New York'a gittiğiniz zaman plakçılar yok. Şimdi bu işte Spotify'lar, şeyler, teknolojiden her istediğiniz, daha dünyada CD'si çıkmadan download edip dinleyebiliyorsunuz. Evet. Sosyal medyadaki çok yayınlar, televizyonlar, onlar böyle insanları kulübe gitmekten uzaklaştırmaya başladı artık. Bir de reformistlik çok azaldı artık. Yani yapılacak bir şey yok. Çok az insanlar bir şey üretmeye başladı. Onlar da kulüplerde çalmaktan sıkıldı, konserler vermeye başladılar. Bu esasında bence de iyi bir şey. Fakat yani konserler çağı başladı. Konserler çağı başladı. Ben Elif'ten de onu izliyorum. Kendim de o yoldayım. Sadece müzik dinlemek için bilet alıp konsere gelen insanları biz daha çok tercih ediyoruz. Çünkü kulüpte konuşma oluyor, önünüzden bir garson geçiyor, servis oluyor ama caz kulüpte yaşanan bir olaydır. Evet. Fakat Benim için öyle. Evet, ben o işi 25 sene çaldım kulüplerde, yapmadığım şey. Artık konser salonlarında çalmaktan çok daha zevk alıyorum. İşte o hala benim belki tarihimle ilgili bir şey. Konser salonunda oturup bir klasik müzik konseri dinler gibi cazı dinlemek bazen bana zor geliyor. Bazen en son konserde beraberdik. Wayne Shorter'ı dinledik. Çok da güzel. Onu ayrıca seviyorum ama öyle. Elif, kendi kuşağının bir ilginç ismi. O şuradan da belli. New York'ta Knitting Factory'de çaldınız. O da bizim tabii gençliğimizden beri devam eden bir yer. Fakat siz ilk defa bestesi, sözü, her şeyi İngilizce olan albüm çıkarttınız. Evet. Bunu niye yaptınız? Yani her şey evrenselleşiyor. İngilizce dünyanın lingua francası, herkesin ortak dili. Dolayısıyla İngilizcesiz olmaz diye mi bunu yaptınız? Başka bir motivasyon var mıydı arkasında? Açıkçası şöyle, hani dinlediğim parçalardan, çocukluktan itibaren ezberlediğim şarkılardan, okulda gördüğüm eğitime kadar hep İngilizce sözlü şarkılar ya da hani işte tabii ki Türkçe sözlü müzik de bir yandan devam ederken ama dominant şekilde hayatımda bunun oldu hep. Bir süre sonra beste yazmaya da başladığımda, ki o çok erken yaşta başladı bütün duyduklarımdan beslenerek, bunlar da İngilizce sözler çıkmaya başladı. İlk öğrendiğimde kötü İngilizcemle bile yazıyordum. Türkçe de yazıyorum bir yandan. Fakat o albüm esnasında bunları bir albüme getirirken bu şekilde olmaları, yani natürel böyle geldi. Hani ben bunu sorgulamadım. Fakat o yönüne baktığımızda da o vakte kadar bir İngilizce albüm çıkmamış olması da bir soru işareti bence. Ve hani doğru olduğunu düşünmediğim bir şey. Neden çıkmamış ki bu vakte kadar çoktan? Peki tepki nasıl oldu? Çok iyi oldu. Hatta çıkmadan önce aksilik konusunda uyaran kişiler daha sonra... İyi ki yapmışsın dediler. Zaten bizde hep öyledir. Önce yapma derler, sonra ilk onlar gelir, iyi ki yapmışsın der. Şimdi burada ilginç bir şey benim dikkatimi çekti. Türkçe sözlü pop müzik, yine bizim literatürümüzün kavramlarından biri. İlginç bir şey, yani spekülatif bir şey belki ama... Fransız şansonlarına vesaire birçok şeye Türkçe söz yazıldı. Fakat pek az caz parçasına, standart caz parçasına Türkçe söz yazıldı. İnsanlar bunları hep İngilizce söylediler. Hiç böyle bir girişim oldu mu? İşte mesela Every Time We Say Goodbye'a Türkçe söz yazmak gibi falan. Bence Türkçe, yanlışsam yanlış dedi. Estağfurullah. Türkçe, Almanca caza uymuyor. Yani swing'e, ne mi
belki prozodisi, belki yani uymuyor. Aa, önemli bir şey bu. Prozodisi evet. Çok önemli. Evet. Değil mi? Yani, nasıl? Evet. Prozodisi, o İngilizce caz standartını ben öyle birkaç deneyim girişimim oldu ama yani tam olarak o, aynı şekilde aynı hissi vermiyor. Çünkü orada besteci o bazı kelimeleri yazarken dikkat edin, işte star der, oradaki aralık daha fazladır çünkü o yüksektir. Tabii. Falan gibi, hani böyle ufak şeyler var ve bunları kırıyor. Ben de bir noktadan sonra şey oldum, hani her şey bir dile çevrilmek zorunda değil. Bazı şeyler olduğu kendi gibi, yazıldığı gibi kalsın. Ama Türkçe'de de yeni yeni şeyler yapılsın işte. Yeni standartlar oluşsun artık gibi. I wish them welfare in Jamaica. He went away and I'm here by the window trying to catch a glimpse of sun. He went away and I'm here by the window trying to catch a glimpse of sun. Oh, I've got no forest in which I can run and run. I've got no freedom, I've got things to do. Mama used to think I was a crazy in the family, but I can't even go to Jamaica. I want to swim in the sea that we see when they show commercials on TV. I want to help the fishermen catch the fish. I want to help the fish get away from the fishermen. Oh, he... Türkiye'de yeni caz diyelim, yeni caz müzikleri yazmak, o bakımdan performansımız nasıl? Ben yeni her üretene, işin arkasında durup ciddiyetle inanarak üreten her genç müzisyene destek olurum ve saygı da duyuyorum. Elif'in jenerasyonundan pek çok müzisyen bu işe elini taşın altına koydu ve inatla üstüne gidiyorlar. Ve bunların hepsi başarılı. Hepsi ciddi ciddi bir şeyler yapıyorlar. Ama bu dünyada bu yaptığı şeyle dünyada kendini tanıtabilir mi, onu bilemem. Peki o neye bağlı? Yani tanıtabilir mi? Bu herhalde empresaryolar, başka sistem. Türkçe yazdığına evet. Bir kendini anlatabilir mi? O, onu sen açıkla. Yani benim deneyimlediğim tabii ki İngilizce söz sayesinde, yani bana Brezilya'dan da işte yazanlar oluyor. İşte İsveç'ten de çok alakasız şekilde ama bir şekilde ulaşıyor. Hikayeler ulaşıyor. Hani yurt dışı ile o bağları kurmaktan bahsediyorsanız işte o konuda bence biraz daha %100. Şu anda üstüne gitmeliyiz. Çünkü bağlar aslında, yani insanlar duydukça buradaki parıltıları görüyorlar, çok etkileniyorlar, potansiyeli görüyorlar. Fakat bu biraz daha o her şeyde öyle. Tanıtmamız Çağdaş lazım. Sanatta yani, da evet, her öyle. Şeyde yani, olduğu tam gibi aslında. Türkiye take off, tam uçuş, havalanma noktasında onu görüyorum. O yüzden de daima genç kuşağı desteklemek gerekir. Siz şimdi San Francisco'da kayıtlar yaptınız. Son albüm mü? Son albüm. Los Angeles. Pardon, Los Angeles. Yakın nasıl? Zaten ikisi birbirine yakın. Peki. Kendi müziğinizi... Ben 8-10 senedir Alan Broadbent'le çalışıyorum. Evet. Alan Broadbent bu Quartet West. Evet. İşte West Coast Jazz. West Coast Jazz, Quartet West. Yakın Dinah Crowell'a yazıyor, orkestrasını evet. Yönetiyor. Natalie Colon Grammy'leri evet. Falan var. Bu çok iyi bir piyanist ve çok iyi bir insan. Onunla biz 8 Londra Filarmoni'yi yaptık beraber. To Blevins yaptık, Prag Filarmoni'ye gidip. Bu albümü de 2017 Mart'ta çıkartacağız. Springwater olacak. Ne güzel. Benim... Ama hepsinin müziği sizin. Besteler benim, parçalar. Evet. Besteler sizin. Temin konuştuğumuz bir konuda bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de Türkçe yaparsak sözlerini sadece Edirne'den Kars'a kadar düşünmüş oluruz. Halbuki dünyaya açılmak istiyorsak, yani ben bu işi sırf burası için yapmıyorum, bir Kerem olarak, müzisyen olarak, Elif de onun için. Ne kadar uç noktalara gidip kendimizi tanıtırsak, müziği tanıtırsak, dünya platformlarında, festivallerinde yer alma şansımız o kadar daha çok oluyor. Artıyor. Dünyadaki sitelerde albümlerimiz satılıyor ufak ufak. Bu çok mutluluk peki. Verici bir şey. I'm asking, I've got you deep in a heart of me, so deep in my heart, you're really hard on me, 'cause I've got you under my skin. Why try so to give in? I said to myself, this affair
bizim kendi müziklerimizin caza uyarlanması, gerek Osmanlı müziğinin, gerek halk müziğinin, saray müziğinin, halk müziğinin, bunu nasıl görüyorsunuz? Bunun evrensel bir başarısı olabilir mi? Yani burada caz mı önemli, melodi ve tını mı önemli? Biraz yani bu aslında çok şey, kapsamlı cevabı belki olabilecek bir şey. Çünkü yani bizim müziklerimiz başka bir sistem kullanıyoruz biz armonik olarak. Cazda hani bu ikisini çok iyi şekilde harmanlayacak işte seviyede armoni ve işte performans yetileri olan müzisyenler belki bir şekilde ilgilense. Bu çok önemli bir şey. Daha benzer işte Türk sanat müziği ya türkülerle çok caz karışımı projeler yapılıyor da biliyorsunuz. Umarım o tarafa da bir el atılır. Peki bu evrensellik, yerellik ilişkisi bakımından ne düşünüyorsunuz? Dürüstçe söyleyeyim, benim ilgimi çekmeyen bir şey. Evet. Ben klasik müzik kökenliyim. Evet. Klasik müzik evet. eğitimi aldım. Evet. Ve klasik müzik formlarıyla caz formları birbirine çok yakın ama geleneksel Türk musikisiyle türkülerimizdeki kullanılan ters komalar evet. bu iş içine girdiği zaman bir bulanık su oluyor ve ben ondan her zaman kaçtım. Ama onu yapan müzisyenler var. Ona göre gamlar buluyorlar, şeyler yapıyorlar. Ritimler buluyorlar, doğaçlamalar yapıyorlar. Benim ilgilendiğim akustik enstrümanlar çalınan evet. akustik müzik, akustik evet. caz. Evet, peki tamam. Şimdi o zaman zor soruya sıra geldi. Benim bir sorum var. Herkes ondan kaçınıyor ama ben de onu soruyorum. Şimdi siz parçalar söylüyorsunuz. Tabii caz. Bir favori parçanız var mı? Böyle Ella Fitzgerald'la da başlamışsınız. İnsanlar zordur falan derler ama ben de ısrar ederim. Aslında şey biliyorsunuz siz de Kerem abi. Billy Strayhorn, Lush Life diyeceğim ben. Lush Life, re bemol majörde. Evet, peki, peki. O şey, peki. Sizin? Benim dönemsel olarak cambaz gibi değişiyor. Tamam. Tabii, şimdi tabii. Bu dönemden bahsediyorum. Bu dönemden 2-3 gündür. Evet. My Wine'ın On Love'a çalıyorum. Evde hoşuma gidiyor. Evet. Ama olmazsa olmazım benim de evet. Lush Life'tır. Oo, burada buluştunuz. Evet. Evet. Ve şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim re bemol majör bir yeni bir bestem var. Evet. December diye. Evet. Şimdi onu 2018'de gidip inşallah New York Filarmoni ile kaydedeceğim. Gene Alan Broadbent evet. bütün aranjmanları bitirdi. Aa, çok güzel. 2018. Çok güzel. Ve bir parçaya vereceğim Elif'e aranjmanları, söz yazacak. Ne güzel. Sonra getireceğiz o aranjmanları. Burada Elif Stüdyo girecek. O albümün içinde bir de Elif, çünkü geçenlerde benim eve geldiğinde o parçayı çaldım. Evet. Kerem dedi, ben Kerem abi, Kerem demez o. Bu parçayı ben dedi söylemek Peki, istiyorum. Çok güzel. Romance is mush stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are low. Son soru, yeni konser var mı önümüzde? Geçtiğimiz haftalarda benim konserler vardı. Bitti konserler. Şöyle hani elifçağlar.com'dan aktif takip edebilirler. Sizin var benim mı? Var konserler var. Atilla Özdemiroğlu'nu da buradan tabii. rahmetle saygıyla alalım. Anladım. Çok sevdiğim tabii. bir tabii. Türk büyüğüydü, Türk evet, müzisyeni. Büyük bir müzisyen evet. Dolayısıyla. İkinize de çok teşekkürler. Geldiniz, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Değerli izleyenler, bugün iki çok önemli caz sanatçımızla, Kerem Görsev'le ve Elif Çağlar'la birlikte cazı, cazın Türkiye'de dünyadaki yerini, bizdeki gelişimini, bugünkü cazın kendine göre özelliklerini, cazdaki evrensellik, yerellik tartışmalarını konuştuk. Öyle anlaşılıyor ki caz bildiğiniz gibi değil.